Merhabalar, selamlar, saygılar, iyi akşamlar. Dembaş arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolunda. Günün öne çıkan haberlerini sizler için derledim. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Bugün yine her zaman olduğu gibi elbette ki narin meselesiyle ilgili ilk haberimiz o olacak. Daha sonra dehşet verici. Türkiye içerisinde önemli gelişmeler var. Türkiye'de değil sadece Kürdistan'da da önemli gelişmeler var. Avrupa haberlerimiz var bu akşam. Ee, ama yayının sonuna doğru e, izlemeniz gereken önemli bir video var. Onu şimdiden söyleyeyim. Zamanı olan arkadaşlarımız varsa da beklesin. Yayının sonuna doğru o videoyu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Değerli izleyenler dilerseniz e, narin meselesiyle ilgili birkaç gelişme var. Onu sizlerle paylaşayım. Ondan sonra gündemimize başlayalım. Şimdi biliyorsunuz e, 28 gün önce kaybolmuştu. Sonra 19 gün sonra bulundu. Kısaca özet olarak. Daha sonra itiraflar ortaya çıktı. Aile bireyleri tutuklandı. 13 kişi tutuklanmış durumda. E, i̇tiraflar geldi ama olayın açığa çıkması için konuşabilecek birileri çıkmadı. Kimse çıkıp "Efendim olay bu bu sebeplerden oldu falan kes yaptı." diye kimse bir açıklama yapmadı. Aile bireyleri içerisinde herkes el birliği ve iş birliğiyle bu işin üstünün kapatılması için elinden geleni yaptı değerli izleyenler. Ailenin tek başına bir şey yapamayacağını günlerdir söylüyoruz. Bu kadar teknik, bu kadar bilgi, bu kadar detayın ayların tek başına yapmasının mümkün olmadığını söylüyoruz. Biz siyasi erkin birilerinin bu işe el attığını ve birilerinin bu işe öncülük yaptığını sürekli söylüyoruz. O alan de söylüyoruz. Şimdi evet olayın üstü peydepey kapatılacak o kesin. Kimse de bu olaydan öyle muhabbet cezası falan da almayacak. Çünkü olayı kim yapmış ortaya çıkmayacak. Neden mi? Bakınız biraz önce biraz önce İsmail Saymaz önemli birkaç bilgi verdi. Dedi ki ben adli kurumunda yetkililerle görüştüm. O yetkililer bana bazı bilgiler verdi. Ne ve bilgi verdi? Yani umutsuz bizim eyvah diyebileceğimiz bilgiler aslında. Ama bu raporun nihai tamamının yarın Diyarbakır'a ulaşılacağı imzaların atılmak üzere olduğu ve yarın ihtimaldir ki açıklanacağı. Eğer yarın açıklanmazsa da hafta sonu araya gireceği için ki ihtimaldir pazartesi gününe kalacak. Ama bir ihtimal yarın öğleden sonra da bu iş açıklanabilir. Peki Torbadan ne çıkacak? Adet kurumunun o 90 bilmem kaç parçasından ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmayacak biliyor musunuz? Garip olan, üzücü olan, bizi kahredecek olan da o. Sadece bilinen birkaç şey vardı. Tekrarlanacak. Neydi o? Boğularak öldürülmüş. Doğru. Çünkü bir kesici, bir alet, bir kurşun, bir şey yok yani. Onu benim küçük çocuğum da tahmin eder yani. Evet, boğularak öldürülmüş. O kesin ve bir şey daha var. Kaçırıldı gün öldürüldüğüne, öldüğüne dair bir bilgi daha var. Bu da yarın netleşecekmiş. Ve bir sevindirici bir şey daha var. Pardon, pardon sevindirici değil de bu da muamma, bu da muğlak. Tecavuz ya da cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığı tespit edilememiş. Bakınız, tespit edilememiş narinin bedeninde başkasına ait herhangi bir DNA örneğine de rastlanmamış. Neden biliyor musunuz? Suyun içerisinde kaldı ya. Profesyonelce bu katliamı, bu cinayeti gizlemeleri için o aile yardım edenler bu işin ince noktasını o kadar iyi biliyorlar ki suya koymuşlar. Suda vücut dağılmış beden ve adli tıp kurumu da bazı şeylere erişemiyor. Birkaç nokta da karanlıkta kalacak. Bu kız hangi saatte öldürüldü tespit edilemiyor. Bu kız başkaları kim dokundu öldürdü, kim boğazını sıktı? Bu da tespit edilemiyor. Bu kızı kim götürdü, nereye attı, arabaya kim bindirdi? Bu da tespit edilemiyor. Çünkü bütün deliller ortadan kaldırılmış. Adamlar o yüzden o kadar kendine güvenmişler. 19 gün cenazenin nerede olduğunu bile bile bütün güvenlik güçlerini kandıran, aldatan, alçakça falan ne harekete geçiren bir gürültüden bahsediyoruz değerli izleyenler. O yüzden maalesef narin davasıyla ilgili bayrak diktiler. Ben bu bayrağı o yüzden koydum oraya. Evet, Birkaç gün önce mezara gidip bayrak diktiler ve meseleyi kapattılar. Net. Bu mesajdı zaten. Narini biz vurduk, bayrağı diktik. Herkes evli evine, köylü köyüne mesajıydı bu aslında. Aksi takdirde küçücük bir çocuk öldürülmüş, katledilmiş. Bayrağın ne işi var orada yani? Cephe mi gitmiş? Bu devlet bir savaş mı kazandı? Ne oldu yani? Bir gerekçe mi var? Bir minnacık bir çocuğa siz bayrağı getirip kullanıyorsunuz. Bayram mesajı uydu. Biz bayramımızı diktik. Bu işi fethettik. Hadi eyvallah diye. Evet değerli izleyenler önemli gelişmeler yaşanıyor. O gelişmelere ilişkin detaylara hep birlikte bakacağız. Bu arada ekrana da bakmadım. Umarım ses ve görüntüde de herhangi bir sıkıntı yok. Yayınımızda şimdi gördüğüm yorumlar da var. Var değil mi arkadaşlar? Şimdi şey diyor ki her şeyden bir şeyler bir mesaj var gözüme ilişti diyor ki Arkadaşım bu Kürtçe ile ilgili birazdan geçeceğiz ya ee, Şimdi geldim gel, başlığa geldim diyor ki Türkçe bilmeyen hasta muayene edilmedi başlığına Adem Karaçoban yıl olmuş 2024 Türkçe Bilmemek ne demek nasıl muayene etsinler Çok güzel kardeşim Sen bekle ben birazdan senin, senin bu cevabına çok güzel bir cevap bu bu yorumuna çok güzel bir cevap vereceğim arkadaşlarımız e, mesaj bu tür soruları soran ya da bu tür düşüncelerini paylaşanlara lütfen e, yayından dışarı atmasınlar çünkü kendi düşüncelerini özgür düşüncelerini söylüyorlar ve güzel de bir soru sormuş konuyla tam da alakalı bir sorudur o yüzden lütfen bu tür arkadaşları kanaldan engellemeyelim rica ediyorum ben moderatör arkadaşlardan birazdan cevabınızı vereceğim beyefendi önce bir haberi paylaşalım. Olur mu kardeşim? Biraz bekle. Sana böyle çok detaylı bir şekilde ben e, aktaracağım. Mutlaka, mutlaka. Evet değerli izleyenler. Türkçe bilmeyen hasta muayene edilmedi. Kulağa çok şey geliyor değil mi? Nasıl yani? Olur mu ya? Burası işte bu bu yüzyılda geldiğimiz modern çağda olur mu ya? Hasta bilmedi, bir dil bilmediği için muayene edilmez mi? Yani şimdi ben Almanya'da hiç Almanca tek kelime bilmeyen bir Türk, Almanya'da hastaneye gittiği zaman şimdi doktorlar muayene etmez mi yani? İsfahan'da i̇şte etmez mi yani? Eder. Peki Türkiye'de niye etmezler? E etmez yani. Ona geleceğiz. Siirt'te işitme sorunu üzerine hastaneye gidiyor Fatma Sümeli. Hasta Türkçe bilmediğinden serrete değerleri ölçülmedi değerli izleyenler. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde tedavi olmak isteyen Fatma Sümeli Türkçe bilmediği için tedavi edilmiyor. Sümeli işitme sorunu yaşadığı için 17 Eylül'de hastaneye gidiyor. Ancak Sümeli'nin Türkçe bilmemesi nedeniyle konuşmayı alma eşiği, SRT testi yapılamadı. Muayeneyi gerçekleştiren doktor test için hazırlanan evraka ekranda görüyorsunuz. Hasta Türkçe bilmediğinden SRT değerleri ölçülmedi şeklinde bir not düştü değerli izleyenler. Ekranda görüyorsunuz. Bu doktorun kendi el yazısı. Yani itirafı. Yani bu bir belge. Yani bu, bu 21. yüzyılda modern demokratik e, halkın bütün halkların kendisini özgürce ifade ettiği demokratik Türkiye Cumhuriyetinin bir doktorun yazdığı muazzam bir değerlendirme ve bir kanıt. E, bu not e, doktor Sümeli'nin farklı bir hastaneye götürmesini tavsiye ediyor yakınlarında ve. Annesini kulağında yaşanan bir sorundan kaynaklı hastaneye gittiklerini anlatıyor Abbas Sümeli. Annemin kulağında duyma yetisi olmadığı için hastaneye gittik. Hastaneye gittiğimizde kulak testi yaptırdık. Burada bir cihaz tuttular. Ardından annem doktora göründü. Ahmet veya Ali'ye e gitmemizi istediler. Verdiği kağıtta baktığımızda hasta Türkçe bilmediğinden serete değerleri ölçülemedi yazıyordu. Orada tercüme edebilirdik ancak tercüme talepleri de olmadı ancak burada direkt başka yere götürmemiz istendi. Orada Kürtçe bilenler de vardı, biz de vardık. Ancak başka kente gitmemiz istendi. Annesinin Türkçe bilmediğini, ana dilde sağlık talebinde bulunduğu için tedavisinin yapılmadığını aktarıyor Sümeli. Kente halkının büyük bir kısmı, kent halkının büyük bir kısmı Kürt. Hastaneye gelenlerin çoğu Türkçe bilmiyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Ana dilimize sağlık talebinde bulunduğumuzda bunu biliyorduk. Ana dilimizde sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük dedi. Ve doktor hakkında da e, Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunduk diyor. E, tedaviye erişim hakkının engellendiği gerekçesiyle. Şimdi arkadaşlar bir vatandaş az önce ekranda yazmış ya onun e, mesajı önemli çünkü. Diyor ki Türkçe bilmeyen hasta muayene edilmedi başlığına geldim diyor. E, yıl olmuş 2024. Türkçe bilmemek ne demek yani? E doğru yani. Gerçekten doğru söylüyorsunuz beyefendi yani. Ne demek Türkçe bilmemek? Tabii ki Türkçe bilmek zorundasınız. Herkes Türk olmak zorundadır. Türkçeyi bilmek zorundasınız. Siz kendi köpeğinizle Türk yapmak zorundasınız. Sizin eşeğinizle Türk olmak zorunda. Sizin hayvanlarınız, ayınız, kurdunuz, koyununuz ne varsa hepsi Türk olmak zorunda. Ne demek Türk yok ya? Ne demek Türk değil? Ne demek bilmiyorum. Hatta kendinizi Türkçe konuşturmak zorundasınız. Yeryüzünde olan bütün canlılar Türkçe konuşmak zorundadır. Ne demek ya? Geldiğimiz yüzyılda şu Kürtlere bakar mısınız? Ya halen Türkçe bilmiyorlar ya. Allah Allah ya. Olur mu ya? Bilmek zorundasınız kardeşim yani. Böyle bir mantık var işte. Böyle bir mantık var. Adam şunu düşünmüyor. Şey demiyor. Demiyor ki bu devlet Kürt dilini inkar edeceğine Kürt dilini resmileştirsin bütün okullarda eğitim dili yapsın. O öğretmen de, o doktor da gelen bütün memurlarda Kürtçe'yi takır takır konuşsun. Böyle bir sorun ortada kalmasın demiyor. Ama adam diyor ki geldiğimiz yüzyılda nasıl siz Türkçe'yi, nasıl Türkçe'yi bilmez? Bilmesi gerekiyor. Doğrudur bak. Biz, benim yaşındakiler, gerçi şu anda da halen öyle herhalde. Biz dayak yiye yiye Kürtçe'yi öğrendik. Bana söyleyin burada dayak yemeden Türkçe öğrenen var mı? Türkiye'de okula giden bir Kürt çocuğu, Kürdistan illerinden bahsediyorum ben. Kürdistan illerinde okula gidip dayak yemeden Türkçe öğrenen bir Kürt var mı lütfen? Varsa ben onu alayım desin ki valla öğretmenler bana hiçbir şey demedi. Ben takır takır Türkçeyi zaten biliyordum. Öğrendim gittim falan. Hepimiz dayak yiye öğrendik. Zulüm zulüm. Bir halka siz zorla bir dil öğretemezsiniz. Bu zulümdür zulüm. Ulan yaşlı insanlar 80 yaşında, 70 yaşında, 60 yaşındaki adam nasıl Türkçe bilir ya? Zaten hali hazırda Kürtlerin işte elinin 60'ın altındaki ya da 70'in altındaki bütün Kürtler zaten biliyor. Nasıl biliyor? Vallahi hepsini dövmüşler. Hepsini dövmüşler. Bir de adam utanmadan nasıl bilmez diyor 20, 2024 yılında. Doğru. Benim dilim inkar edilmiş. Bana eğitim verilmiyor. Şunu yazsa vatandaş dese ki ya kardeşim 2024 yılına gelmişiz. Kürtçe eğitim verilmeli. Kürtçe ana dil nasıl yok bu çağda diyeceğine adam diyor ki nasıl Türkçe bilmiyorsun. Mantık bu. Ne yapabiliriz bir bu karşı? Söyler misiniz? Ne yapabiliriz bu zihniyete karşı? Devlet bu. Devlet bu, bu böyle öğretmiş bunlara ya. Yapacak bir şey yok. O yüzden bir an önce Türkçeden sonra Kürtçe resmi ikinci dil olmalı. Aha. Vallahi Türkiye hıyar gibi ortadan bölünecek diyorlar. İsviçre'de arkadaşlar 8,5-9 milyon bir nüfus var. İstanbul'un yarısı kadar bir nüfusu var. İsviçre'nin koskocaman İsviçre'den bahsediyoruz ha. Bir tokatla Türkiye'yi yerle bir İsviçre'den bahsediyoruz. Orada 4 tane resmi dil var. 4 tane. Bölündü mü ülke? Yok. E Yani Velhasıl bu fobi, bu Kürtçe korku fobisini aşmaları gerekiyor Türk devleti. Türkiye'nin bir an önce Kürtçe eğitim dilinin e, resmileşmesi gerekiyor. Türkiye'de Kürtçenin ikinci resmi dil edilmesi gerekiyor. Bütün okullarda, sadece Kürt illerinde değil, seçmeli olarak ben şahsen istemem. Ne seçmelisi ya? Kardeşim ben bu ülkeye misafir gelmedim, yabancı gelmedim. Kuruluşunda kan döktüm bir yerde, bir ülkede. Ben nasıl olur da seçmeli ya da kursa gider kendi dilimi öğretirim. Bu ayıptır, ayıp. Utanmazlık, utanmazlık. Almanya'ya gelen Türkler, Kürtler burada seçmeli olarak kendi dillerini öğreniyorlar. Çünkü buraya yabancı olarak gelmişler. Kardeşim ben o ülkede doğdum, büyüdüm. Ya orası için ben kan döktüm. Kan, kan. Ben kendi ülkemde, kendi topraklarımda ben nasıl olur da efendim gideceğim kursa kendi dilimi öğreneceğim. Allah Allah. Yok seçmeli ders. Bu da değil. Ben madem bu ülkeyi birlikte kurdu isek Madem kardeş isek ki yalan zaten de. Hadi madem kardeş isek iş olsun diye. O zaman kardeşim siz hangi haka sahipseniz resmi dil Türkçe ise Kürtçe de olur. Bu kadar net. Başka olmaz. Bunu Kürtler kabul etmez artık. Yani artık iş işten geçti. Eskiden olabilirdi siz şey yapabilir. Artık bundan sonra Kürtler kabul etmek etmez. Seçmeliymiş. Yok bilmem kursmuş. Ulan ayıptır ayıp. Utanın utanın. Ben kurucusu olduğum bir ülkede gidip kendi dilimi öğrenmek için bir de para mı vereceğim ya? Allah'tan korkun, Allah'tan. Ne korkması ya? Allah'tan korkular da yok falan. Neyse. Önemli bir adım daha bu haberle ilgili değerli izleyenler. O da Dem Parti'den geldi. Dem Parti Kürtçe dışında başkaca dil bilmeyen ve bu nedenle tedavi edilmeyen hasta Fatma Sümeri'nin durumunu meclise taşıdı bugün haklı olarak. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, kentte bulunana e, eğitim ve araştırma hastanesinde Kürtçe bilmediği için tedavi engellenen Fatma Sümeli'ye ilişkin mecliste, meclise önerge sundu. Haklı olarak sorular sordu. Bakanlığın cevaplaması şeyiyle dedi ki, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde Türkçe bilmediği için hastasını muayene etmeyen doktor ile ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aynı nedenlerden dolayı tedavi edilmeyen başka yurttaşlar var mı? Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Türkçe bilmeyen yurttaşlar için çözüm planınız var mı? Kamusal alanda ana dilin kullanılmaması nedeniyle nitelikli sağlıklı erişimi olmayan Kürtlerin ayrıca bu alanda dair sorularına ilişkin bakanlığınızın bir girişimi ya da çalışması olacak mı? Bakanlık olarak sağlık hizmetleri sonunda insan hakları temelli bir politika değişimi ve tüm halkların ana dillerinden kamusal sağlık hizmetinde ulaşması doğrultusunda bir adım atmayı düşünüyor musunuz? Yok ne adımı? Allah Allah böyle bir şey mi var? Türkiye'de tek dil vardır o da Türkçedir kardeşim. Diyor ki ya ya aşağıya da terk et burayı gidelim. bu kadar net. Bu soru sadece aslında Sirt'le ilgili sorulmaması gerekiyordu. Sayın milletvekilinin bu sorunu genel sorması gerekiyordu. Bu soru. Çünkü sadece Sirt değil buna benzer belki de Kürtistan'ın birçok ilinde bu olaylar meydana geliyor. İnsanlar hiç kamuoyuna da yansıtmıyor yani hiç. İnsanlar diyor ha tamam öyle mi o zaman tamam başka yere giderim diyor. Değil. Bu devlet size eşek gibi hizmet vermek zorundadır. Eşek gibi diyorum. Aynen o doktor var ya eşek gibi size hizmet vermek zorundadır. Oraya geliyor parasını alıyor. Parasını halkın cebinden o e, sizin ödediğiniz vergilerle alıyor. O memur, o hemşire, o doktor, o hasta bakıcı kimse eşek gibi bakacak. Kürtçe bilse de bakacak, Kürtçe bilmese de bakacak. Bu zorunlu bir şeydir. Bu yani siz ya biz öyle bir şey ki bizi öyle bir hale getirdi ki kardeşim. Bizler bir devlet e, dairesine gittiğimiz zaman bizim büyüklerimiz biz hatırlıyoruz küçükken. Yani böyle el el bağlayıp gidiyorlardı ya. Bir nüfus memurun önünde el bağlayıp gidiyorlardı. Bu kadar kutsallaştırdılar ya. Bir, bir memurun önünde 70-80 yaşındaki bir adam kafasındaki şapkasını çıkarıp böyle put gibi bekliyordu. Niye? Devlet bu korkuyu saldı. Bu şeyi insanlara aşıladı. Ya bu zulüm zulüm zulüm. Ulan kanı beş para et, kanı beş para etmez bir insan gelmişsen orada hizmet vermiyor. Ve bir de önüne gidiyorsun el bağlıyorsun. Çünkü bu insanlarımızın garibanlığını gösteriyor. İnsanlarımızı o şekilde adapte ettiler. İnsanlarımız bir anlamda da saygı duydu biliyor musunuz? Kürtler çok yeteri kadar bu gelen memurlara, öğretmenlere, hemşirelere, doktorlara aşırısından fazla saygı duydu duymaya da devam ediyor. Ya o arkadaş bir ilkokula öğretmen geliyordu. Hepiniz yaşamışsınızdır bunu. O öğretmenin kulu kölesi oluyordu o insanlar. Yani biz hatırlıyoruz ya. Bizim ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız o öğretmenin kuru kölesi oluyordu. Onun yemeğini, içmesini, onun odununu, odununu götürüyor. Bak 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 ormana gidiyor, odununu kesip getiriyor köylü. Kırıyor, getirip sobasına koyuyor, yoğdunu yapıyor. Her şeyini, yumurtasını veriyor, zıkkımlıyor. Ama o ne yapıyor? O da beni dövüyor, bana Türkçe öğretiyor. İşte bilinçsizlik, ulusal bilinç olmadı mı, devlet olmadı mı sen böylesin kardeşim. Biz, ya biz eğer bunları dile getirirsek aslında biz Kürtler utanıyoruz biraz biliyor musunuz? Hepimiz ailelerimizden utanıyoruz açık söyleyeyim ben yani. Ben bilinçli böyle kendini bilen böyle ulusal değerlere kalan çok az sayıda ailede var evet vardı. Şu andan bahsetmiyorum ben. O dönemden bahsediyorum. Hakikaten de utanması gereken bir şey ya. Resmen çocuğunu teslim ediyordu ve o öğretmen döve döve söve söve o çocuğa başka bir dili öğretiyordu. Ve baba da bundan keyifleniyordu anne de bundan keyifleniyordu ne yazık ki böyle. Milyonlarca Kürt böyle. Benim rahmetli anam pek kelime Türkçe bilmiyordu. Benim anama bile bak Allah rahmet eylesin. Benim anama bile sertifika verdiler biliyor musunuz? Evet. Köy kadınlarını 60, 70, 80 yaşındaki kadınları topladılar. Bir ara o olmuştu ya. Türkiye'deki okur yazar oranını yükseltmek için Avrupa Birliği hayalleri vardı ya. Benim tek kelime Türkçe bilmeyen anama bile Türkçe diploması verdiler, Türkçe diploması sertifika verdiler. Biliyor musunuz? Ne kadar acı bir şey. Böyle bir devlet içerisinde böyle inkarcı, böyle zulmeden, biz dediğimiz zaman da birileri e, kendini yerden yere vuruyor. Zeki diyor ki anne bab babalarımızın suçu yok. Evet, suçu yok, şöyle yok. Yani onlara da öyle bir baskı uygulamış onlara da öyle yönlendirilmiş. Ama bu suç kimde? Yine götür. Yani sonuçta. Ya var suçu var nasıl yok ya? O kadar da bilinçsizlik olmaz yani. Vallahi var. Yok demiyorum. O kadar bilinçsizlik olmaz. O kadar yani o kadar bir, bi, ya arkadaş konuşacağımız o kadar şey var ki onları konuşursak gerçekten bu e, haber sunumunu bırakmamız gerekiyor. Bakınız arkadaşlar size bir dehşet verici bir haber daha. Dehşet verici. Yayından ayrılmayın. Bu arada yayını beğenme çağrısı yapmadığımız zaman da arkadaşlarımız tenezzül edip yayınlarımızı beğenmiyor. Gerçekten verdiğimiz emeğin karşılığı için sizden sadece istirham ediyoruz. Unutmuşsanız lütfen yayını da izliyorsanız yani sevmiyorsanız bile izliyorsanız o emeğin karşılığı anlamında bir, beğenirseniz gerçekten de çok makbule geçecek. Bakınız Kürtçe ile ilgili eee bir video var. Hani işte hizmet verilmiyor, sağlık şudur budur eğitim dili değil vesaire diyoruz ya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da bugün bakınız paralel olarak benden mi yukarıda saydım ya. Çükürtçe hizmet verilmemiş yani. Eğitim dili yok. Bakınız ne diyor ya. Bir, bir dinleyelim bu adamı ya. Dilinden yaşam tarzından dolayı hiçbir vatandaşımızın dışlanmasına pekileştirilmesine müsaade etmedik. Etmeyeceğiz. Hak bir gönül verdi bana diyen Yunus'un Türkçesi de Ay Dilbere ile Ah şiirinin şaheserini yazan Pekiye Teyran'ın Türkçesi de bizimdir. Bizim. Bizim milletimiz. Ya Allah'tan bu Türk arkadaşlarımızın gırtlağı yatmıyor Kürtçe'ye. Vakiye Teyran değil, Fakiye Teyran'dır. Şimdi biz işkence bileysek bunların o gırtlağında o K harfi çıkmaz. Zaten o yüzden Türkçe'ye de geçen geçtiğimiz günlerde bir tartışma ortaya çıktı. Türk Dil Kurumu Türkçe'ye K harfi, V harfi, Q harfini koyacakmış. Bir de şapkalı U harfini koyacakmış. Bizden dolayı de değil. Orta Doğu'daki Türkiye Cumhuriyetler istiyor diye Şimdi bir vatandaş uyanıklık yapmış bir youtuber çıkmıştı. Ee, diyor ki bizim alfabemize yeni harfler gelecek. İşte Q gelecek. Efendim V gelecek. Bilmem U gelecek. Nasıl okuyacaksınız falan bir harf yazmış şöyle. yani double W ile başlayan ya da işte X ile falan devam eden okuyamıyor. Adam bakıyor, bakıyor, bakıyor okuyamıyor. Niye? Çünkü e, okuyamazsın alfabende olmayan bir şeyse nasıl okuyacaksın? Şimdi şey de İçeri Bakan da fakî Tehran diyor ya fakî Tehrandır şeyi. Eydilbere de aş şarkısı değil ha. Bunlar hiçbir şey de bilmiyor. Tabi e, tabi Kürt kültürünü siz tanımadığınız zaman Eydilbere Kürdistan üzerine söylenen Kürdistan'ın aşkıdır. Ben size söyleyeyim bilmiyorsanız söyleyeyim size. Eydilbere öyle iki kişi birbirini sevmiş de aşık olmuş da gitmiş şu ya değil. Eydilbere Kürdistan'dır. Kürdistan aşkıdır. Şimdi Ali Yerlikaya bundan sonra çıkacak bu şarkıyı da yasaklayacak. Vallahi ama öyle yani. orijinali bilin bari. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar burada siz ne anladınız? Yahu daha dün uzakta da değil ha. Daha 2-3 hafta önce Hedi, Beşi, Beya bilmem ne belediyeler yazı yazı diye ulan siz haftalarca uğraşmadınız mı? O yazıları silmediniz mi? Mecliste mikrofonları kapatmadınız mı? Düğünlere baskın yapmadınız mı? Kürtçeyi yasaklamadınız mı? Ne sayayım ben ne sayayım Ne isiyim ben Allah aşkına? Ha, bugünkü haberi mi ben? İnsana komik geliyor ya. Bir de gitmiş Diyarbakır'ın beyninde adam yalan söylüyor. Arkadaş ya. Diyarbakır'ın beyninde Kürtlerin gerçi orada Kürtler yok. AKpler var. Şimdi diyeceksiniz ki Kürt AKpler Kürt değil mi? Yok. AKP'li onlar. Kürt değil. Menfaati için yıllardır AKP'den kopmayan bir vatandaş Kürt olamaz. Ben inanmıyorum buna şahsen. Yani akrabam da olsa onda bir pintilik vardır. Yani Kürt olamaz ya. Bugün bu 25 yıldan sonra AKP'nin gerçek yüzünü görmeyen birisi halen AKP yapışmışsa bunu Kürt olma, gitin denasını yapsın. Vallahi en sağlam yöntem de odur. Dena yapsın, desin ki kardeşim bakalım ben gerçekten Kürt müyüm değil miyim yani? Bir yerden gelecek yani. Açık söyleyeyim ben. Bu kadar diyorum yani. Bu kadar olanlardan sonra halen eğer halen AKP bir umut olarak. Ha diyeceksin ki adam ekbeğini yiyor. Adam bilmem ne okey öyle diyebiliriz. Menfaatı var. İşte ne bileyim oradaki ihaleleri alacak. Bilmem ne olacak. Devleti arkasına alacak. İşte cinayet işlediği zaman böyle narin meselesi gibi devletler adamları var falan bir telefonla işini halledecek diyorsanız doğru söylüyorsunuz. Aynen de öyle. Okey. Evet. Şimdi bakalım bu bu görüntüler birilerini utandıracak bir his sanmıyorum vallahi. Mecliste adalet nöbetini sürdürüyor. Kim? Emine Şen Yaşar. Emine Şen Yaşar kim ya? Urfa'da eşi, iki çocuğu gözleri önünde, kameralar önünde Halil İbrahim neydi ismi? Yılmaz mıydı? Neydi? Tarafından, AKP'nin milletvekili tarafından kat edildi. Üstüne üstelik kocası kendisinin yanında, yanı başında hastanede önce tüple kafasına vurdular. Sonra boğazını kestiler. Çünkü o derece kat ettiler. Bir oğlu ağır yaralandı. Onu cezaevine attılar. Bir oğlu kurtuldu. Ferit şu anda da Ferit Şen Yaşar Urfa Milletvekili, DEM Parti Milletvekili. Bunlar Urfa'da yıllarca adalet, adalet nöbetini tuttular. Adalet, adalet aradılar yıllarca. Ve bu failler... Ne kimse yakalandı ne ceza aldı. Biri vardı o da kaçaktı en sonunda kanserden geberdi gitti arkadaşlar. Ve bu anne, bu yaşlı anne aylardır, yıllardır bağırıyor. Sesini bir türlü Erdoğan'a yetişemedi. En sonunda Tıttu Meclisi'nin önüne gitti. Perişan Yaşar'la birlikte. Dedi belki burada Erdoğan benim sesimi duyuyor da, Erdoğan bir şeye müdahale eder de. Erdoğan'a sesini ne dedi biliyor musunuz? Oğlumu serbest bırakın diyorum. Erdoğan, Allah senin ve Emine'nin e, kalbini şefkatle doldursun. Belki halimize acır. Yeter, oğlumu bırakın. 7 yaşına giren bir kızı var. Bıraksınlar evimize gidelim. Ve mecliste adalet nöbeti vardı bugün yine. Meclis önünde eylem yaparken meclise girmelerini engellediler. Ve Ferit Şen Yaşar kendi telefonunda bakınız o yaşanları çekti. Kaçak buradan geçiyor. Ama burada meclis güvenliği bulunan kişi ben milletvekili olmama rağmen kurumuma geçmeme izin vermiyor. Yokuyorsun. Ona mı geçiyoruz? Ona mı geçiyoruz? Ona mı geçiyoruz ya? Sanki atıyorsun. ses şey gelmiyor arkadaşlar bir saniye ben tekrar yenileyim ses size de mi öyle geldi bana ses çok kötü geldi bir dakika arkadaşlar hemen hemen düzeltiyorum Eee hmm. bir dakika. Arkadaşlar buradan geçiyor. Okey. Ama burada meclis güvenliği bulunan kişi ben milletvekili olmama rağmen grubuma geçmesine izin vermiyor. Bakıyorsunuz. Siz, siz iyi buyurun. Siz Hayır, buyurun ya, ya. Geçiyoruz. Anamla geçiyoruz. peşme Anamla geçiyoruz adına... ya. Kapatabilir misiniz? Anamla siz şişliyorsunuz. Çık adına peşme. şişliyorsunuz. Suç işliyorsunuz, suç işliyorsunuz. Suç işliyorsunuz şu an. Suç işliyorsunuz. Suça ortak, ben ben Suça ortak oluyorsunuz. Kurup kurup Suça ortak oluyorsunuz, mi? suç işliyorsunuz. Dediniz Bak ben mi millet milletvekilin Ya ne? Niye bu ortak Gruba geçmek de, için izin mi alacağım? Başta o mi? Milletvekilim gruba geçeceğim izin vermiyor. Siz buyurun, siz de Keyfi gerçekler talimatla. Partimin grubuna geçeceğim burada güvenlik yanımda durmuş. İçeri girmemize izin vermiyor ya. Ya böyle bir şey olur mu? Bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir meclis? Bu nasıl bir meclisin güvenliği? Kimden talimat aldınız? Engelliyorsunuz beni. Kimden talimat aldınız? Bizim güvenliğimizi, halkın güvenliği sağlamak için buradasınız. Burada engel çıkarmak için mi geldiniz? Sizi görevlendirdiler. Ya meclis işler rahatça. Bir milletvekili olarak meclis işler bize izin vermiyorlar. امتشکیوان نگو اذن. این درگی ساده استند گرنه؟ ایتلاف ملت مجلسی دیگه. من هالتنه چشیده شده یک ملت وکیلیم. آرکادا Meclis odaları bunun milletvekili odaları bulunuyor. Bunlar... Dört da tarafta. Bir meclis basın odası var. Basın açıklamamızı yaptık. Bir milletvekili olarak <laughs> halkın seçilmiş bir milletvekili olarak kurumuma <laughs> geçeceğim. Bu <laughs> kapı <kabile> girişinde <laughs> vatandaş da geçiyor, milletvekili geçiyor, güvenlik <laughs> geçiyor. Ama bir milletvekili olarak <gülüyor> <gülüyor> benim grup salonuna, <laughs> salonuna girmeme izin verilmiyor. Annenle birlikte grubumuza geçeceğiz. Burada bulunan sözde güvenlik kimden talimat aldığını da söylemiyorlar. Kim bu iç yüze aykırı, yataya aykırı bu talimatı verdiğinde söylemiyorlar. Ama grubuma geçmeme izin vermiyorlar. Bütün Türkiye görsün. Bütün dünya görsün. Türkiye bile Büyük Millet Meclisi'nde neler yaşanıyor?